Değerli meslek mensupları, tekrar merhaba. Bugün Kalfa'da uzmanına soruyoruz köşemizde. Konuğumuz Murat Sarcan Karslıoğlu. Kendisiyle son Teknokent ve Ar-Ge merkezlerini içeren kanun değişikliğimizin kafa karıştıran konularını konuşacağız. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar, hoş bulduk Mehmet Bey. Geçtiğimiz günlerde bir tekrar kanunumuza değişiklikler oldu. Orada kafa karıştıran konular da oldu, yeni gelen konular da oldu. Bir kuluçka merkezlerindeki şirketler için büyük şirketler küçük şirketleri desteklesin mealinde çıkan bir %2 konusu var. 2022'de evet, devreye girecek. Bunu böyle kısa bir özetleyebilirsiniz. Çünkü burada bize çok soru geliyor. Ben ne zaman yapacağım, nasıl yapacağım, kaç liraya göre yapacağım, onu nasıl hesaplayacağım gibi. Bunu bize bir açıklarsanız çok seviniriz. Tabii ki seve seve. Şöyle 3 Şubat'ta da meydana geldi bu değişiklik. Aslında hem 4691'den 5746'dan meydana gelen değişiklikleri kapsayan, resmi gazetede yayınlanan bir değişiklik söz konusu oldu. Bu noktada 5746 ve 4691'de dediğiniz gibi bazı köklü değişiklikler meydana geldi. Artık şöyle bir durum ortaya çıktı aslında. Devlet Ar-Ge merkezlerini teşvikledi. Şimdi Ar-Ge merkezleri aracılığıyla da startupları, kuluçka merkezlerini, yani bu işe yeni başlayan ve gerçekten girişimci ruhu olan, şirketleşmeye çalışan yapıları desteklemeye, itmeye başladı. Ar-Ge merkezleri aracılığıyla Ar-Ge merkezlerinin elde ettiği teşviklerin bir kısmının o tarafa aktarılmasıyla aslında bu süreci gerçekleştirecekler. Kafa karışıklığı yaratması çok normal çünkü kanun değişikliği meydana geldi ama uygulama tebliği yayınlanmadı. Yayınlanmadığı için sürenin ne zaman başlayacağı, bu uygulamanın nasıl olacağı aslında kafa karışıklığına sebebiyet veriyor ve neredeyse birçok Ar-Ge merkezi de bununla ilgili bir tereddüt yaşamakta. Buradaki esas kısım şu aslında, burada 1 milyon TL sınır var. Yani Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinin dönemler içerisinde hesaplayacakları Ar-Ge indirimlerinin 1 milyonun altında kalanlar için şu an bundan sonraki bahsedeceğimiz süreç bağlayıcı olmayacak. 1 milyon TL'nin üzerine bir Ar-Ge veya tasarım indirimi hesaplandığı zaman ne olacak? O zaman bu 1 milyon TL'nin %2'lik kısmını biz girişim sermayesi yatırım fonuna veya kuluçka merkezlerine sermaye desteği olarak yatırmak zorunda. Artık Ar-Ge merkezleri. Bu vesileyle Ar-Ge merkezlerinin teşviği üzerinden işe yeni başlamış, yeni girişimci profiline sahip şirketler kendilerine sermaye olarak bunu katıp kendi projelerinin gelişiminde kullanabilecekler. Peki aktarmazsak? Yani ben bu %2'yi aktarmamak istiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman da kanun bayağı keskin bir şekilde önünü kesiyor. Nasıl kesiyor? Eğer %2'yi aktarmazsam diyor, hesapladığımız bu ya da yararlanacağın Ar-Ge veya tasarım indiriminin %20'sini kullanamazsın. Yani ya aktaracaksın, cezası da belli. Aynen öyle. Yani aktarmadığın zaman ortaya çıkacak rakam daha düşük bir rakam olacak. Hani sözel ifade ettik, biraz da sayısal ifade etmeye çalışalım. Yani bir firmanın yıl sonuna baktığımız zaman 2 milyon TL'lik bir Ar-Ge indirimi olduğunu varsayalım. Bu 2 milyon TL'nin bahsettiğiniz gibi 1-1-2022'den itibaren uygulanmaya başlayacak bu süreç. Ve bu pasifte bir hesaba alınarak sermaye desteği bu şekilde aktarılacak. Bu alındığı yılın sonuna kadar da kuluçka merkezi veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması gerekiyor. 2 milyon TL'lik Ar-Ge indirimimizin tamamından faydalanabilmemiz için biz bunu %2'sini aktarmamız lazım. %2'sini aktarmıyorsak %20'sinden faydalanmıyor olmamız lazım. Yani %2'lik ve %20'lik kısımları değerlendirdiğimizde aslında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin bu noktada kaybedeceği Ar-Ge indirim rakamı daha da fazla. %20'lik bir orandan bahsediyoruz çünkü. O yüzden bu taraftaki yapılacak planlama ve programlamanın bu doğrultuda yapılıyor olması lazım. Bizim Ar-Ge ve tasarım merkezlerine aslında yaptığımız önerilerde bu. Yani böyle bir değişiklik geldi. Evet, tebliğ çıkmadı, uygulama yönetmeliği çıkmadı ama çıkacak. Uygulama yönetmeliği çıktıktan sonra daha da netleşecek bazı konular. Aslında net. Yani gri alanlar da var. O gri alanlar sadece biraz daha netlik kazanacak. Bunun sonucunda siz bu işlemi her halükarda yapacaksınız. O yüzden hazırlıklarınızı şimdiden başlayın. Kuluçka merkezlerini şimdiden araştırın. Girişim sermayesi yatırım fonuna koyacaksanız ona göre bir işlem başlatın. Yani bunun veri tabanının ve zemininin şimdiden hazırlanacak olması ya da hazırlanması bu süreç başladığı andan itibaren tüm Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerini rahatlatacak bir konu olacak aslında. O yüzden kritik bir değişiklik oldu. Bu zamana kadar Ar-Ge merkezleri sadece devletten teşviği alıyordu. Şimdi devlet Ar-Ge merkezleri aracılığıyla diğer girişimcileri desteklemeye başlayacak. O yüzden çok köklü... Bir vergi koymadı ama bir fondan para aktararak tabii başka yani, girişimcileri destekleyin. Yani sonuçta hani Ar-Ge merkezi
Hazinesi'nin var olması, kurulması, kurulduktan sonra faaliyet göstermesi zaten devlet tarafından teşviklenen bir konuydu. Ekstra bir teşvik çıkarmadı, var olan teşviği dağıtmayı sağladı aslında. Bununla birlikte çok faydalı bir işlem olacak aslında burada. Yani teknoloji geliştirme bölgede içerisinde kuruluşka merkezleri oradan alacakları sermaye desteğiyle kendi projelerini daha verimli bir şekilde geliştirebilecek ve belki ilerleyen süreçlerde hem Türkiye ekonomisine hem belki dünya çapında çok güzel projeler çıkarılacak. O yüzden bence güzel bir gelişim oldu bu. Hem de o TGB içerisindeki girişimci firmalarla ARGE merkezlerinin kontaklanması da sağlandı aslında. Yani bir girişimci var teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde. Bu girişimci o ARGE merkezinden haberdar değil. ARGE merkezi o girişimciden haberdar değil. Ama bu vesileyle hem ARGE merkezi hem girişimci bir araya gelecek. ARGE merkezi sermaye desteği sağlayacak. Bu sağladığı sermaye desteğiyle birlikte belki o girişimcinin projesinin dünya çapında bir değere sahip olmasını ortaya koyacak aslında. İnşallah o güzel, bizim de işte yavaş yavaş unicornlarımız çıkmaya başladı. İnşallah bu desteklerle onların sayısı katlanarak artar. Ya bir de şöyle bir şey oldu. SGK geçen yaz 2020 sayılı bir genelgeyle aslında bir görüş bildirdi. Maaşları hesaplarken ne brütleştirirken vergisiz brütleştirin dedi. Yıllarda süren bir tartışmaydı aslında. Bir mahkeme kararına dayanarak böyle bir görüş bildirdi. Hayda dedik, biz hepimiz ters yapıyorduk. Vergili yapıyorduk. Başa sardık. Tamam böyle yapalım dedik. Sonra bu kanun değişikliğiyle aslında tekrar değişti. Kafalar iyice karıştı. Çok fazla soru geliyor. Evet. Biliyorum siz de birçok webinar, seminer yaptınız, eğitim verdiniz ama hala özellikle bu şirketlerde çalışan meslek mensubu arkadaşlardan çok gelen sorular. Çok kısa değişikliği bize bir özetlerseniz ne yapsınlar? Tabii ki. Şöyle, şimdi bahsettiğiniz kanun değişikliğiyle biz ARGE merkezi kısmını konuştuk aslında. Yani 5746'ya olan yansımasını konuştuk. Bir de bunun 4691 tarafı var. 4691 tarafında da yine bahsettiğiniz gibi çok uzun süre aslında gündemde olan ancak doğru ve net bir cevabı olmayan bir kısımdı. Bordro'nun nasıl hazırlanacağı. TGB dışında faaliyet gösteren bir firmadaki çalışan personellerin bordroları ya net anlaşma ya brüt anlaşma. Ama klasik standart bir bordro hesaplaması vardı. İş TGB kısmına girdiği zaman işin içerisine teşvik girdi. Yani teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren personellerin bordrolarında gelir vergisi ve damga vergisi teşviği uygulanıyor. Dışarıdayken böyle bir uygulama olmadığı için teşvik benim mi, işverenin mi gibi bir durumla ortaya çıkmıyor aslında. Bizim teknoloji geliştirme bölgelerinde en çok karşılaştığımız soru bu. Ya bir teşvik alınıyor da alınan bu teşvik işverenin mi, işçinin mi? Bu çok kafa karıştırdı, çok kurcalandı. Hala çok soru geliyor, hala karıştırıyor. Bu son çıkan kanunu aslında netleştirdi. Dediler ki işveren. Yani işçiyi tamamen devre dışı bıraktılar. Bundan önceki durumlarda yine karşılaştığımız en büyük problemlerden biri şu, personel firmada faal olarak çalışıyor. Aslında bunun netleşmemesinin de en temel sorunu bu. Çünkü Danıştay kararı başka, SGK'nın çıkardığı genelge başka, özelge talebi bulunduğu zaman özelgedeki çıkan karar başka. O yüzden buna bir ihtiyaç vardı aslında. Yani hem TGB firmalarının hem de bunun uygulayıcı olan bizlerin böyle net bir karara ihtiyacımız vardı. Yapılan bu değişiklikle beraber yine az önceki söylediğimiz gibi bunun çok net bir şekilde altı çizildi ve denildi ki bu teşviğin tamamı işverene ait olacak. Bordro hesaplama yönteminde de yine dediğimiz gibi ya vergili ve vergisiz diye bir şey, yani vergili bordro hazırlama ve vergisiz bordro hazırlama diye bir durum ortaya çıktı. Bunu da şöyle izah etmek gerekirse yine rakamsal ve sayısal örneklerle TGB dışında faaliyet gösteren bir firma ve TGB içerisinde faaliyet gösteren bir firma düşünelim. Bu firmadaki çalışan iki tane arkadaş. Bu arada bu anlatacağım yaşanmış bir örnek olacak. İki tane arkadaş bir gün arkadaş ortamında konuşuyorlar. Niyeyse işte SGK'dan konu açılıyor kendi aralarında. Aldıkları maaşlar aslında totalde gün sonuna baktığımız zaman aynı. Ancak biri TGB içerisinde, biri TGB dışarısında ortaya çıkan durum şu. Birinin brütü atıyorum 5 bin lira maaş alıyorsa 7 bin lira, diğerininki 9 bin lira. O da emekliliğe ve çok büyük toplam etkisi var. Yani SGK tarafından baktığınız zaman şu an işte biz mesleğe yeni girecek arkadaşlar ya da mesleğin içerisinde 5 yılın altında çalışan arkadaşlar için emeklilik çok fazla önemli değil. Ama yarın bir gün emeklilik dönemi geldiği zaman işte bugünkü yaşanan durumlar o döneme etkileyecek maalesef. O yüzden bu tarafta aynı nete alan iki personel arasında brüt farklılığı var. Nette bir farklılık yok. Doğal olarak bu da kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Diğer arkadaş gidiyor kendi işverenine. Ya hani ben böyle böyle bir şey duydum. Benimki niye az, onunki niye fazla? Bu da işçi tarafından aslında haklı bir sebep.
Yani çünkü TGB içerisinde olması, o taraftaki hesaplanacak bordronun farklı olması, netleştirilmesi mi, brütleştirilmesi mi, personel buna çok fazla bakmıyor açıkçası. Gün sonuna geldiğimiz zaman bu kanun değişikliğiyle bunun önünü kestiler artık. Dediler ki vergili brütleştirme. Yani TGB içerisindeki var olan personelin de dışarıdaki personelin de aslında aldıkları net ücretleri aynıysa brütleri de aynı. Ya bizim de aslında hani savunduğumuz hep buydu. Çünkü yani personeller arasında eşitsizlik yaratmanın yanlış olduğunu savunuyorduk. Ama şöyle şeylerle ben karşılaştım. Yani bordrosunu yaptığımız firmalarda ben seninle çalışmaya başladım daha fazla SGK ödemeye başladım totalde diye işte anlatıyorsunuz ama senden önce az ödüyordum gibi en azından hani oralardan bizi biraz kurtardı, rahatlattı. Çünkü anlatılmıyorduk. Şeyi de bekliyorduk aslında bunun bir mahkeme kararıyla aslında böyle olmasını da bekliyorduk ama mahkeme de genelde kafa karışıklığı yaratan kararlar vermeye devam ediyordu mahkemeler. O yüzden hani en azından bu kanunun çıkması bu taraftan bence de iyi oldu. Ya bizim için şöyle bir kanun çıkıyor. Bu kanunda bazı değişikliklere anlatılıyor, dile getiriliyor veya tüm firmalara veya uygulayıcı, yürütücü birimlere bu bildiriliyor. Ancak bunun uygulamasıyla ilgili fiziki olarak bir şeyle karşılaşılmadığı sürece kanun yorumu açık bir süreç. Yani sizin yorumlamanız da benim yorumlamam farklı olur. Sizin uygulamanız da benim uygulamam da farklı olur. Bu farklılıklardan ötürü aslında... İki avukat varsa üç görüş vardır der ya avukatlar. Aynen öyle, çok doğru. Bu uygulama farklılıkları sebebiyle aslında karşılaşılan durumlar da biraz bundan ötürü. Yani konu bir dava konusu olmadığı sürece siz farklı yorumladınız, uyguladınız, ben farklı yorumladım, uyguladım. Benim kendime göre doğrum var, sizin kendinize göre doğrunuz var gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ancak anlatılmak istenen ve ifade edilmek istenen ortaya net bir şekilde konduktan sonra zaten B planına gerek kalmıyor. Yani uygulama tek düzeye düşmüş oluyor ve bu da hem firmalar açısından hem personeller açısından gri noktaları ortadan kaldırıyor. Bu kanun değişikliği özellikle son dönemde, yani ben 2015'ten beri bu konuda sahadayım hem TGB tarafında hem Arge Merkezi tarafında. 2015'ten bu yana bir ya da iki defa bir değişiklik gördüm en fazla. Ama son dönemde yani sürekli bir değişim var, sürekli bir revizyon var. 7. ayda işte ikinci kez değişti yani. Hatta bundan sonra da değişmesini beklediğimiz bazı konular da var. Eğer onlar bir süre gelirse bir yıl içerisinde hem çok değişmiş olacak hem de köklü değişikliklere sebebiyet vermiş olacak. Bence bu değişiklik hem TGB tarafındaki firmaların hem Arge Merkezi tarafındaki firmaların işleyişini ve sürecini biraz daha yüzeyselleştirmeye, biraz daha net görünür bir hale getirmeye odaklıydı ve bence de başardı. Ha, gri alanlar yok mu? Var. Onlar için de dediğim gibi özellikle TGB tarafında yönetmeliği bekliyoruz. Yönetmeli çıktıktan sonra çok daha kesinleşmiş, çok daha netleşmiş olacak durumda. Aynen. Herkes yönetmeliği bekliyor. Ben dün bir teknokentimizdeydim İstanbul'da. Onlar da %100 bu işte olsun, %60 olmasın. Biz hep evden çalışalım. Tüm ekipler ona takmıştı. Yani o zaman tam burayı niye açtık ki filana gittik ya, onu. Şöyle maalesef aslında güzel bir yere değiniz. Bu arada Mayıs ayında da %100 oldu. Yani, evet, bu devam etsin evet, diyor herkes. Şöyle pandemi sürecinden itibaren evden çalışma diye bir konu geldi aslında gündeme. Bu arada şu anki anlatacağım hem TGB hem Arge Merkezi için geçerli. Yani dışarıda geçen süre diye bir kavram var. Bu kavram hem teknoloji geliştirme bölgesinde hem de Arge Merkezi'nde uygulanabilir bir kavram. Bu kavramın içerisinde COVID-19 sebebiyle evden çalışmaya da dahil etti devlet. Ve bunu da belli bir oranda yapabilirsin dedi aslında. Bazı dönemlerde %40 oldu, bazı dönemlerde %50 oldu. 2021 yılı için Nisan ve Mayıs ayı için açıklanan rakam da %60'tı aslında. Mayıs ayı içerisinde tam kapanma sebebiyle bu oran %100'e çıkartıldı. Bu da aslında birçok firmanın ilgisini çekti. Yani çok güzel evden çalışıyorum. Özellikle TGB firmaları için, yazılım firmaları oldukları için illa bizzat ofise gidip çalışmalarına gerek kalmayacak. Evden yine yazılımla ilgili geliştirmelerini yapabilecekler aslında. Bayağı ilgi çekici oldu. Hatta bununla ilgili de başvurular falan da yapıldı. Yani bundan sonraki süreçlerde de %100 olarak uygulansın diye. O zaman da dediğiniz konu gündeme geliyor. Yani TGB içerisinde olup o kart okutma, parmak okuma, yüz okuma sistemini kullanmanın bir mantığı. Şöyle bir şeye geçsek. Belki bu kanunla gündeme gelir. Neç itibariyle Açık Öğretim Fakültesi diye bir okulumuz var. Evet. Bir tane de TGB kurulsun ve hani Boğaziçi Teknokent olmasın, ne bileyim İTÜ Teknokent olmasın da hani sanal bir teknokent kurulsun. Ben şöyle söyleyeyim. Bu çok mümkün değil ama yani talepler bu yönde. Böyle bir şey olsa TGB'lerde firma kalmaz. Yani normal TGB'lerde firma kalmaz. Çünkü hani süreç itibariyle zaten o tarafa girdiğinizi ve çıktığınızı ispat edecek bir mekanizma kullanıyorsunuz. Parmak okuma, yüz okuma,
kart okutma gibi ya, sistemleri. İşte orada da amaç şey ya, bizim aslında proje yapmamız ve onu bitirmemiz. Hani şöyle, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani sen ne kadar gelirsen ben o kadar teşvik ederim işte, devlet. İlla devlet bir şekilde denetleyeceğim diyor. Ama hani aslında projeyi denetlese, ben onu o sanal ortamda göndersem ve gitmesem, yani bugün istisna gün tablosunu kaşeleyerek, imzalayarak filan veriyoruz. Yani teknik. O durumda şöyle, şimdi teknoloji geliştirme bölgelerinde muafiyet %100. Hem personel tarafında, kazanç sınav tarafında bazı çeşitli rakamsal ve hesaplamasal detaylar var ama personel tarafına baktığım zaman %100'lük bir muafiyet var. Bu %100'lük muafiyet personelin yüz okuma, parmak okuma ve kart okuma işlemlerinin sonrasında ortaya çıkacak, hesaplanacak teşvik günlerinin neticesinde aslında oluşacak. Bu da 30 gün çıkarsa o personel adına ilgili ayrıca şirket hiçbir şekilde vergi ödemeyecek. Bir de son aslında kanun değişikliğinde AGI konusu var. Evet. Hepimizin kafasını karıştıran. Aslında en çok soru doğrudan geldi. Hani brütleştirmedeki farktan daha fazla soru geldi. Brütleştirme farkından çok soru şöyle geldi. SGK teşvikleri azalınca o teşvik işi yapan arkadaşlar bu sefer teknokent firmalarına gidip 2020 sayılı genelge ile gelen durumla ilgili bu farkı biz sizin için geçmişe dönük işçi payını ve işveren payının farkını alalım diye dolaştılar. Onlar da bu sefer bize geldiler. Oradan hani bir kafa karışıklığı vardı ama onları büyük oranda cevapladık herhalde. Ama AGI konusu hala çok soru gelen bir konu. Burada bizi bir aydınlatırsanız. AGI konusu aslında teknoloji geliştirme bölgelerinde yoktu. Yani border üzerinde gözükmüyordu. Ancak bu yapılan değişiklikte gözükmesi istendi ve gözükecek bir hale de geldi. Buradaki sebep de şu aslında, bu yapılan köklü değişikliklerle beraber muhtasar beyanname adını verdiğimiz beyannamede de bazı değişiklikler meydana geldi. Bu beyanname şirketin işveren olarak işçilerin adına kestiği ve işçilerin adına devlete ödediği bir beyanname türü. Buradaki TGB beyan sistemi ile ARGE merkezi beyan sistemi farklıydı. Teknoloji geliştirme bölgelerinde çok yüzeysel bir beyan vardı. ARGE merkezinde biraz daha hesaplamalar detay olduğu için detaysal bir beyan gerçekleşiyordu. Bu değişiklikle beraber teknoloji geliştirme bölgesinde artık asgari geçim indiriminde border üzerinde gösterileceği ve yapılacak beyanlarda asgari geçim indirimi düşüldükten sonra bir terkin oranı uygulanacağı belirtildi. Bununla beraber tabii bu zamana kadar bordrolarında asgari geçim indirimini göstermeyen firmalar için bu da garip bir hale geldi. Yani biz bu zamana kadar göstermiyorduk, şimdi ne yapacağız? Ya personelle sözleşmelerin yenilenmesi gerekecek. Yani asgari geçim indirimi işin içerisine dahil olacağı için ya net ücret artı AGI ya da net ücretin içerisinde AGI uygulanması yapılması gerekiyor. Ama şu noktada artık net, personeller üzerinden hesaplanacak bordrolarda muhakkak personelin hak ettiği asgari geçim indirim rakamını görmek zorundayız. Şirketlerin uygulayışı, işleyişi aslında bu yılın başında ortaya çıkan bir durum olduğu için her yıl yeni personellerle yeni sözleşme yapan firmalar için çok zor olmadı. Yapılacak sözleşmelere bir madde eklendi. Eklenen bu maddeyle beraber uygulaması gerçekleştirilebildi. Ancak eskiden beri var olan süreçte bunu uygulayan ya da yapan firmalar için tabii bir sarsıntı etkisi yarattı. O noktada da uygulama anlamında şu an birçok firma personelinde aslında sözleşmelerini yeniledi. Net ücret artı AGI uygulayacaksa bu şekilde bir ifade kullandı. Net ücretin içerisinde olacaksa bu şekilde bir ifade kullandı. Ve kanun değişikliğinden sonra uygulamaya başlandığı dönemden itibaren bordrolarımız artık AGI'li bir şekilde hazırlanıyor. Yapılacak beyanlarda yine kanunun öngördüğü şekilde AGI mahsulü yapıldıktan sonra terkin oranı uygulanacak şekilde ilerleniyor şu an. Yazılım firmalarına da, şirketlerimizin insan kaynakları departmanına da Allah yardım etsin. Evet, zor yani. Süreç maalesef. Yani şöyle, ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bu burada kalmayacak. Yani daha değişiklikler olacak, daha revizyonlar gelecek. Bunlar şirketler adına zor süreçlere sebebiyet veriyor olsa da uygulama anlamında daha rahatlatıcı bir sürece doğru götürüyor insanlar. Çünkü çok karışık konular, çok farklı bir kanun, çok farklı bir teşvik mekanizması, uygulama bakımından tamamen farklı. Hani sadece uygulamakla da yetinmiyorsunuz, aslında bir de bildirimleri var. Bu bildirimler kısmı da çok farklıydı. Şimdi biraz daha aslında 5.146 ve 4.691 sayılı kanun birbirine yakınlaştırılmaya başlandı. Yani aslında ikisi de ARGE'ye teşvik ediyor. Biri farklı, biri farklıydı. Şimdi biraz daha uygulama anlamında yakınlaşmaya başladığı için biraz daha değişiklik ve revizyon gelecek diye düşünüyorum ben. Bu da tüm firmaların, tüm uygulayıcıların aslında rahat bir şekilde bundan sonra gelecek planlamasını yapmasına dönük olacak ama dediğiniz gibi bazı zorlukları da beraberinde getirecek maalesef.
Murat Bey, bu bilgiler için çok teşekkürler. Umarım yeni bir söyleşide yine yakın zamanda bir araya geliriz. Yine meslek mensuplarımızın sorduğu soruları yanıtlıyor oluruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşiydi. Dediğiniz gibi inşallah daha farklı konularda yine sıklıkla bir araya geliriz. Umarım verimli olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Tüm meslek mensuplarına tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.